Kızlar. Kadın dedi ki evladım benim gözlerim iyi görmüyor. Işık yanınca haber verir misin dedi. Ondan sonra ben de yayalar için kırmızı ışık yanınca teyzeciğim ışık yandı geçebilirsin dedim gönderdim. Ne? Ne? Ne oldu? Yoksa yeşil mi geç demekti? Aman canım neyse Allah günahlarını affetsin. Desenize yine kötülük iş başında. Kötülük iş başında derken? Sus Dilara sus. Kıvılcım. Ne var? Seninle bir şey konuşmamız lazım. Aa ne oldu yoksa yine paranız mı bitti ha? Hayır Kıvılcım paramız var. O sizin paranız değil tamam mı bizim paramız? Bizim paramız onlarda mı? Verin paramızı. Dilara. Tabii. Ya senden bir şey isteyecektik. Hayırdır? Vermeyeceğimi bile bile ne isteyecektiniz? Ay durun tahmin edeyim. Belandı değil mi? Öf Kıvılcım ya. Şey bisikletlerini kullanabilir miyiz diyecektik. Ay siz kim? Bisiklet kullanmak kim? Hem siz gidin evcilik oynayın. Ay duyuyor musunuz kızlar? Bisikletlerimi istiyorlarmış. Olmaz canım. Hadi anısı var. Yürüyün yürüyün. Anısı var anısı var. Ama hafta sonu Ozan abilerle bisiklet sürmeye gidecekti. Ozan da benim bisikletler de benim tamam mı? Vermiyorum işte vermiyorum. Yürüyün kızlar hadi gidelim. Anlaşılan Kıvılcım'ın içindeki iyi insan tatile gitmiş. He yürü. Hadi yürüyün yürüyün. Alıştırın kendiniz yürümeye. Nasıl olsa hayatınızın sonuna kadar yürüyeceksiniz. Allah bunlara yürü ya kulum demiş. Bunlar da yürüyorlar. Ne yapsınlar garipçikler. Ay ben hala anlamadım ya. Bizim paramız niye onlarda? Beni de bekleyin. Aa, müdür hanım. Siz hasta değil misiniz? Allah Allah. Bu kadar çabuk ha. Selim. Selim. Ne oldu? Kıvılcım izin verdi mi bisikletini almanıza? Ne demezsin. Hatta lütfen bırakın lastiklerini ben şişireceğim dedim. Bizim bisikleti yattı yani. Çok kıymetliymiş bisiklete. Olsun bizimkiler kıymetsiz. Bizimkileri alırız bizimkilerle gideriz. Değişe değişe de bineriz. Ha? Evet öyle daha güzel olur be. Süper olur süper çak. Evet öyle olsun o zaman. Siz bizi hafta sonu alırsınız evden bizim oralarda dolaşırız. Tamam, tamam anlaştık. Hadi. Ucunuzu yalarsınız. Bisikletleri binip Ozan'a yakın olmanıza asla izin vermeyeceğim. Vermeyeceğiz de ben bizim paralarımız neden hala onlarda onu anlamadım. Ya of ya. Selim. Anlat bakalım. Ben askerdeyken neler yaptın? Hayat nasıl gidiyor? Nasıl olsun? İş güç koşturmaca. Bırak işi Müce abi. Hatunlardan matunlardan bahset. Yoksa hala Müzmir Bekar Burak modunda mısın? Aslına bakarsan biri var. Biri mi? Sadece bir kişi mi? Kaç tane olacaktı? Abi ben askerde 5 tane hatun değiştirdim. Sadece pazar günleri izne çıkabildiğim halde. Üniversitedeki aşk trafiğine bakılırsa doğrudur. Biliyorsun ki ağaçtaki bütün meyvelerin tadına bakacaksın abi ki içlerinden en lezzetlisini bulabilesin. Vallahi ben öyle bir şey yapamam. Midem bulanır. Doğru. Sen şu hayatının aşkını arayanlardandın değil mi? Evet aynen öyle. Bulabildin mi bari? Sanırım evet. Adı ne bu şanslı kızım? Selena. Selena. Güzel isim. Ciddi misiniz? Evet. Aslına bakarsan yarın amcamla tanıştıracağım. Amcamla mı? Şu meşhur Gazanfer amcayla mı? Evet. Allah kolaylık versin. Bakıyorum amcamı unutmamışsın. Nasıl unuturum abi? Senin gibi cıvık bir adam benim yeğenimle nasıl arkadaşlık ediyor hiç anlamadım demişti bana. Sen de kalkıp kaç yaşındaki adama müstehcen fıkra anlatırsan öyle olur. Abi ben nereden bileyim senin amcanın nasıl subayı sertliğinde olduğunu? Ya yapma Allah aşkına. Tamam amcam biraz serttir, otoriterdir ama... Ama derken? Bilmiyorum. Açıkçası yarınki görüşmeden ben de korkuyorum. Amcam ailenin büyüğü olduğu için Selen'in hakkındaki görüşleri çok önemli. Bilirsin bizimkiler moderndir ama böyle gelenekçi yanları da vardır. Evlilik gibi önemli bir konuda aile büyüklerinin de onayını almak isterler.
Evlilik ha. Desene seni de kaybediyoruz. Ya daha kesin bir şey yok. Zamanı gelince. O zaman zamanı geldiğinde söyle sana siyah bir çelenk yollayayım abi. Ha bakma Serdar. Zaten yarın amcamla nasıl tanıştıracağımı da düşünüyorum. Tamam tamam. Ha bak bu arada istersen Selena'ya birkaç fıkra öğreteyim. Belki amcanı anlatmak ister ha. Serdar biraz daha geriye devam edersen seni amcamı götürürüm ona göre. Yok abi. Ben tekrardan askere gitmeyi tercih ederim abi. Kalsın. Bize bisiklet alırdı. Ekrem amcadan istesek o bize alır mı? Hayatta olmaz Nazlıcığım. Zaten biliyorsunuz ki bu evde pek istenmiyoruz. Aslında Ekrem amca bizi çok seviyor. Evet, Ekrem amca alır. Ya ona daha fazla yük olmamalıyız. Ayrıca istediği kadar zengin olabilir, bu bizi ilgilendirmez. Ozan Erdem de bize bisikletlerini vermek zorunda kalacaklar. Onlara da rezil olacağız yani. Abla ya, kimseye rezil olmayacaksınız. Onlar sizi olduğunuz gibi seviyor. Vay 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 Nazlıcığım. Ama Nazlı haklı Leyla. Yani bisikletimizin olmaması utanılacak bir şey değil ki sonuçta. Ya herhalde bu ülkede de bisikleti olmayan milyonlarca çocuk vardır. Yine de bisikletimiz olsaydı daha güzel olurdu. Selam kızlar. Kızlar doğrusunu söylemek gerekirse bu güzel havada sizi burada bulmayı düşünmüyordum. Biz de düşünmüyorduk ama canımız sıkıldı Selena. Aa, ne oldu? Niye sıkıldı canınız? Aa, bir dakika, ben sizi uzun zamandır gıdıklamıyorum. Herhalde ondan. Galiba durum ciddi. Ya Ozanlarla hafta sonu bisikletle gezmeye gidecektik. Ne kadar güzel işte. Ama Kılıç'ın bisikletini vermiyor. Hmm, anladım. Yani size de kıvılcımlarla Ozanları izlemek düşüyor. Oo, maşallah pıtırcıklar. Sevgi yumağı olmuşsunuz. Merhaba Serenay Hanım. Yine buradasınız ve yine sizi fark etmedim. Herhal hırkız gibi bacadan içeriye girdiniz yine ha? Biraz daha dikkatli bakabilseydin görürdün. Kinyaş. Kinyaş mı? Oo, çok âlâ. Peki Serenay Hanım. Ama unutmayın sarı saçlarınızdan siz sorumlusunuz. Hoş geldin Selena. Merhaba Müstesna teyze. Geldiğini görmedim. Ya ne kadar enteresan değil mi? Hırkız sanki. Bana kapıyı kızlar açtı ondandır. Bir şey içer misin? Bilmem, meyve suyu olabilir. Tamam, neli getireyim? Vişne suyu. Aa, vişne olur olur, vişne harika olur. Yalnız siz bugün çok yoruldunuz. Oturun ben getiririm. Olur mu hiç öyle Ginyaz? Ben iyiyim. Sen rahatına bak. Yok yok. Ben de sizle geleyim. Hem vişneler belki sıkılmamıştır. Bütündür ben sıkar suyunu çıkartırım. Serenay Hanım geldi. Ay, kızlar ya bu Ginyaz hep böyle itici mi yoksa beni gördü diye mi böyle oldu? Senden çok hoşlandı herhalde. Belki o yüzden böyle davranıyordur. Ay aman hoşlanmasın.